Yukarı aşağı. O sağ olsun. Bana zorla getirdim buraya. Başka bir şey yok yani. Sürükle. Çekim kocaman yapacağım, çekim yap. Ha, yap çekimle. Vermedin mi içeride para? Yok. Ben babam ne diyecek? Merhaba. Ben yok. Beni suçlamadın mı hep? Evet. Mikrofon. Beni hiç dövdün mü? Nasip olmadı ama. Şimdi. Evet. Neden bugün buradasınız? Biliyor musunuz? Evet. Vallahi bilmiyoruz. Yemekte açıkladım ya anne. Ben bilmiyorum henüz. Bana zorla getirdim buraya. Başka bir şey yok yani. Sürükle. Çekim kocamı yapacağım, çekim yap. Ha, yap çekimle. Kocamı sürükleyerek mi getirdin? Evet. Vermedin mi içeride para? Yok. Beni ne kadar tanıdığınızın 10 tane sorusu var. Şimdi soruyorum. Önce annem cevaplayacak. En sevdiğim ve sevmediğim yemekler. En sevdiğim bir tane, en sevmediğim 3 tane sayarak bu cevabı vereceksin. En sevdiği tavuk. Tavuk ve yem. Ver babama. Anam. O, onur da bu. En sevdiği yem et yemeği. Yem mi? Babamın besi olarak mı kullanıyor? Yem. En sevdiği yem. Et. Et mi diyorsun? Et. Bu arada doğru cevabı ikiniz de bilemediniz. Çünkü doğru cevap gerçekten mantıydı. Benim en sevdiğim renk, bak çok basit soru. Onu ben çok düşündüm ama. Yeşil. Yeşil değil. Ve doğru cevap tabii ki de babam değil, annem. Yeşil. Benim yapmak istediğim, hayalimde olan, geçmişten günümüze, şimdi de olabilir, meslek ve yapmak istediğim meslek neydi? Basket koştu. Evet. Aslında çok doğru cevap. Ama çok cevap olduğu için sen bir tane daha söylemişsin. Yani hayalindeki meslekler 2-3 tane. Şimdi vallahi ilkokuldayken dozer şoför olmak istiyordun. Ortaokuldan lise sona kadar makine mühendisi okumak istedin. Sonra o bölüme gidince nedense Sıtkın sıyrıldı. Şu an ne olmak istediğin hakkında hiçbir fikrim yok. Medya bilmem nesi. Bilmiyorum. Arada bir dönem futbolcu ama olmak istedi. Arada bir dönem basketbolcu olmak istedi. Ben futbolda nerede oynadım, baskette haksız mıydım? İstemekte haksız mıydım? Haklıydım. Şey ama favori sporunu söyleyebilirim. Ne söyle? Basketbol. Kesin. Çünkü sen futbola küstüm. Evet. Bağma ver. Bağma. Kim küstürdü? Annesi. Ha, bir dakika, neden küstürdüğümü düşünüyorsun mesela? Ben bir anneme tekrar ver. Neden öyle düşünüyorsun? Ben tamamen öyle düşünmüyorum mesela. Hayır, hep beni suçluyorsun. Antrenmanlara gitmedin, annem götürmedi oldun. Beni suçlamadın mı hep? Evet, mikrofon. Beni suçlamıyor mu futbol konusunda? Evet, seni suçluyordu. Değil mi? Baba, sen annemi suçlamadın mı? Haklıydı. Ha? Haklıydı. Şimdi, geçmişten bugüne, mesela dün de dahil, ondan önceki gün de dahil, hiç bana dayak attınız mı? Ben birkaç kere tozunu almışımdır. Ama öyle işte bacaklı. Ha, terlik fırlatmışlığım vardır. Beni hiç dövdün mü? Nasip olmadı ama. İnşallah diyorsun. İnşallah. Kısmetse çok yakın zamanda. Yakında olacak gibi güzel, gözüküyor. Güzel. Issız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 tane şey. Bir topu alırsın, futbol topu. Evet, yani basket, evet, kesinlikle. Basket topu benim. Basket topu. Futbol topu alırım çünkü ada kumdur. Evet. Basket topu, bir de basket topuyla hani futbol hadi kumda da oynayalım. Basket topuyla ne gerek? Pota. Çok güzel. 3'te 3. Diğer soruya geçelim şimdi. Berk normal bir günde evde ne yapar? Ne yapabilir? Sabah geç kalkar. Erken kalktığı var ya, erken de gördüm. Bazen işte sabah geç kalkar, video çeker, kişisel bakımını ders yapar. Çalışır. Evet, bu ara dersleri var, ders dinler. Geçen sene bayağı yoruldu. Ama şu an pandemi dönemi ya, yani evde, hep evde. Beni en mutlu eden şey nedir? Olay örgüsü olur, işte bir şeylerdir. Her şeyi sayabilirsiniz. Yani beni mutlu etsin yeter. 3 tane şey söyleyeyim daha. Arkadaşlarınla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorsun. 1. Güzel yemek yemekten çok mutluluk duyuyorsun. 2. Bir de başarılı olmaktan. Başarıyı çok seviyorsun. 3. Bravo. Bu üçünü gerçekten çok seviyorum. Babam da evet. Sensin bu 3 tane. Neyden bir şey söyle.
benim ya da Onur'un sizi en gururlandırdığı anlardan 2-3 tanesini saysanıza. Benim hayatta sizi en gururlandırdığım 3 an. Ha, başarılarından bahsetmeyeceğim. O zaten başarılı bir çocuktun. Onu söylemeyeceğim ama şeyde çok gururlanmıştım. Top oynarken beni, senin annen olduğumu bilmeden senin hakkında arkadan yöneticilerin konuşması, o zaman çok gururlandırmıştı beni. İkincisi, basket yarışması vardı ya şey festivalde. Aha, ne? Üçlük yarışması. O zaman çok heyecanlanmıştım ve gururlanmıştım. Oo, herkes ayaklanmıştı. Üçüncüsü, üniversiteye götürüp o bahçenin içinde seni merdivenlerden uğurlarken. Çok böyle gözlerim yaşarmıştı. Evet. Peki şu anıyı anlatmak ister misin? Ufak bir anı. Bir gün dershaneden babam parasını ödediği dershaneden beni kaçırıp maçlarına götürüyordu. Evet. Ben bilmiyorum. Bana anlatabilirsin mesela. Babamla bir plan yapmamız gerekiyordu. Babama dedim ki maç 11.30'daydı. Benim de dershanem o ara tam bir ders arasına girip tekrar mola, ondan sonra öğleden sonra devam edecekti. Babama dedim beni bu saatte al. Aldı beni apar topar, işte kıyafetlerimi falan getirmiş. Bunları annemden gizli yapıyor tabii. Bir pazar günü. Annemden gizli aldı beni dershaneden maça götürdü falan. O maçta kaç gol attım hatırlıyor musun baba? İkinci yarı oyuna girmiştim. İlk yarı yetişememiştik. İlk yarı almamıştı, evet. İkinci yarıda da hat-trick yapıp maçı 4-3 ben kazandırmıştım. O gün ben gelmesem, o maçı kazanmasak zaten... Siz ikiniz birlik olup ondan beni suçluyorsunuz bu futbol konusunda. O maça gitmeseydim yalnız onun devamında şampiyon da olamayacaktık o sene. Evet. Neyse, babalar ve oğulları anlamasa da anneler beni anlarlar, ondan %100 eminim. Evet. İğrenç giden bir okul, bir şeyler konuşmuşlar. Sonuçta gerçekten... senin yaşamın o. O iğrençlik de senin şey. Maddi kaynak sensin. Demiyor musun artık yeter artık, kaç sene oldu, niye bitirmesin? İşte deneyim, tecrübe bu işte. Evet, şimdi artık kapanış yaparız baba. Güzel bir kapanış yapsana bize. Desinler ki ulan ne kapattı be videoyu. Hareket çekip gidiyormuş. Her şey gönlünüzce olsun. Ne kadar yapmanı onaylamasam da bunda çok başarılı olmanı dilerim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yanımda koca Ruhi ve minik Suzan vardı. Niye ben minik oluyormuşum? Bugün yanımda annem ve babam vardı. Bazı soruları cevapladılar. Beğendiyseniz nereye tıklasınlar ne beğendilerse. Hadi bye.